Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok efsane bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte inanılmaz bir gizem videosuyla da Brawl Stars gizem videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Talk'un tarihi belli oldu arkadaşlar. Zaten ben bu tarihin olacağını biliyordum. Ve arkadaşlar size şu kadar söyleyeyim. Brawl Talk'a son 3 gün. Brawl Talk'a son 3 gün kaldı arkadaşlar. Ben zaten bu tarihin olacağını biliyordum ama nereden anladığımı da göstereceğim size. Brawl Stars inanılmaz güzel bir bet random skill'i biraz biledi arkadaşlar. We Want Cooper Raid adı arkadaşlar. Bad Randoms inanılmaz güzel bir klip. Doğuştan kötü bas, Pis Poco ve Korkunç Üstü beraber söylüyorlar. İnanılmaz arkadaşlar. Ve orada o klibin ortalarında Brawl Talk'un tarihini bir duvarda yazıyor arkadaşlar. Brawl Talk'un tarihi 21 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte klip izleyeceğiz. Biliyorsunuz Instagram'da çok güzel fotoğraflar paylaşılıyor. Onlara da bakacağız ama önce şu klibi bir izleyelim. İnanılmaz güzel bir klip gerçekten. Haydi Star Park. Biz Bad Randomlarız. Günü mahvetmeye hazırız. Keyfine bakacaksın. Brawl Stars'ı açtın. Her şeye hazırsın. Gizemli dağdan hayaletli kasabaya tehlike yanı başında korkunç sütuyla. Kar otelinden kovulunca gizemler de var. Telefonu bir yana, suçu da başkasına. Niye oluyor böyle? Bugün yine rastgele biriyle. Yardım etmez, düşman öldürmez, uyum sağlamayız. Umut yok, amaç yok, anca batırırız. Biz bad randomlarız, birlikte çalışmayız. Rezil bir üçlüyüz, adam olmayız. Biz randomlarız, en sevmediğinden arkadaşın değiliz, oyunu batırmak gayemiz. Tek başına kazanırım sanıyorsun. Darararam ve işte burada arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bakın böyle bir yere giriyor ve arkadaşlar Brawl Talk 21.08. Şöyle daha net gördüğüne bakın. Şu tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada sağ tarafta bir afiş var ve o afişte Brawl Talk 21 Ağustos yazıyor. Brawl Talk'a son ay. Kameraya yastık attım ama görünüyor muyum? Görünüyorum. Ay aman arkadaşlar çıldırıyorum. Brawl Talk'a son 3 gün arkadaşlar. 21'ini saymıyorum çünkü 21'i de zaten gelecek. Bugün ayın 17'si, 18, 19, 20. Son 3 gün be ya. Mutluyum, mutluyum. Arkadaşlar tatilden geldiğimden beri biliyorsunuz tatil gitmiştim 3 hafta önce otele bir haftalığına. 3 haftadır bu kadar mutlu olmamıştım ama çok mutluyum. Yes! Mahalleyi yıktım ve Türkiye'yi yıkacağım arkadaşlar. Brawl Talk'un geldiği gün, yani Brawl Talk'un tanıtıldığı gün daha doğrusu. Cuma günü sokağa çıkıp sokakta tişörtümü çıkartıp çıldıracağım. Ve burada Brawl Talk tarihini gördük zaten. Bu böyle kapalı bir merdivenin orada korkunç bir yerde Brawl Talk 21.08 yani 21 Ağustos. Haydi gir oyuna, yardım etmeyiz sana. Bu benim savaşım değil, geceni mahvedip ulaştım amacıma. Ödül koydular başıma. Ama sen ateş et daha taşa. Güzel denemeydi ama yapacak bir şey yok, kal yalnız başına. Süper şarkı yalnız. Yardım etmez, düşmanı öldürmez, uyum sağlamayız. Umut yok, amaç yok, anca batırırız. Söylüyorum ben de Türkçesini altyazıdan okuyup. Biz batıranlarız, uyum sağlamayız. Rezil bir üçlüyüz, adam olmayız. Biz batıranlarız, en sevmediğinden tam nefretlik arkadaşın değiliz. Oyuna batırmak gayemiz. Sen bize kaldın, biz de sana. Pis poko, kötü bas, korkunç sütü. Umudun kanmadıysa, kaybediyorsan alay eder seninle hiç usanmadan. Star Park, Mehmet Rastgele oyuncuları. Efsane şarkı, hayatımda gördüğüm en iyi şarkı. Star Park, Mehmet Rastgele oyuncuları, yani Bad Random. Doğuştan kötü bas, pis poko, korkunç sütü. Savaşırız, kaybederiz, akıllanmayız. Yok oluruz, geri geliriz, bir fark yaratmayız. Biz bad randomlarız, uyum sağlamayız. Rezil bir üçlüyüz, adam olmayız. Biz randomlarız, en sevmediğinden tam nefrettik. Arkadaşın değiliz, oyunu batırmak gayemiz.
Ve böyle de bitiyor arkadaşlar. Bad Randoms logosu da yine çıkıyor. İnanılmaz güzel bir klip olmuş gerçekten. Bad Randoms şarkısı. Tabii ki like'ımı da attım. Zaten daha şimdiden yayınlanalı daha kaç saat olmuş? 2 saat mi olmuş? 1 saat olmuş daha ve 67 bin like. İnanılmaz cidden ve Brawl Talk tarihini de burada bize gösteriyor. O zaman şimdi bir de Instagram'daki fotoğrafların gizemlerine bakalım. Nasıl bir tema gelebilir? Nasıl bir güncelleme bizi karşılayacak? Bakalım Brawl Talk tarihi kesin arkadaşlar. 21 Ağustos 2021 çok büyük bir gün olacak. Dünyanın en güzel Brawl Talk'larından biri olacak. Şimdi Instagram'daki gizemli paylaşımlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik Instagram'a. Bu arada bugün de yeni bir fotoğraf paylaşmış 1 saat önce. Şimdi arkadaşlar buradaki gizemler çok. Biliyorsunuz yeni Colette kostümümüz Gladiator Colette oyuna eklenecek. Hangi güncellemede bilmiyoruz ama ekleneceğini biliyoruz oyuna. Şimdi gizemlere bakacak olursak burada arkadaşlar. Pardon. Bu fotoğraf çok gizemli bir fotoğraf cidden. Gördüğünüz gibi ne diyordu bu fotoğrafta bize? Dynamak ve Mortis bir zamanlar arkadaşlar şimdi düşmanlar. El Primo ve Rosa aynı spor salonuna mı gidiyor? Hikayeyi anlatmak için noktaları birleştirin. Hashtag Brawl Stars. Arkadaşlar gördüğünüz gibi noktalar var böyle. Birbirine bağlanıyor. Bazı karakterlerin üçlüleri var. Mesela burada Korsan üçlüsü Penny. Penny, Daryl var. Burada Junker Family var. Pam, Jesse ve Nani. Burada bitki üçlüsü var. Rosa, Sprout ve Bee. Burada yine kum üçlüsü var. Sandy, Tara ve Jean. Burada altın kol çetesi daha bir kişi arkadaşlar. Bir tek Bel var altın kol çetesinde. Ve görüyorsunuz yanında iki tane soru işareti var. Yani Bel'e, Bel'in üçlüsüne. Yani altın kol çetesine bir karakter gibi. Burada arkadaşlar ilginç bir detay var. Burada bakın Snowtel üçlüsü yani kış üçlüsünde biliyorsunuz Gale, Mr. Pili ve Lou var ama Lou'nun ipi Snowtel üçlüsünün ipinden kopmuş. Yani acaba Lou artık o üçlüden ayrılacak mı ya da Lou'nun üçlüsü mü değişecek o detayı bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Brawl Talk'a 3 gün kaldı cidden tüm Türkçeyi yıkacağım. Burada da gördüğünüz gibi daha 2 kişi Star Force üçlüsü Squeak ve Albay Ruffs var arkadaşlar. Buraya acaba bir kit gelebilir mi? Olabilir. Burada madenci üçlüsü Carl, Jackie ve Dynamite. Burada korku üçlüsü Ems, Frank ve Mortis. Burada Meksika üçlüsü var. El Primo. El Primo'nun gözlerinin içinde de Amber ve Poco var. Burada yine süper kahraman ikilisi var. Çünkü süper kahramanların da biliyorsunuz üçüncü karakteri gelmedi. Sadece burada Search ve Max var. Ve Arcade üçlüsü var. 8 bit Brock. Yine de çok güzel bir üçlü bu da. Gerçekten evet bütün üçleri saydım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Bad Randoms 17 Ağustos diyordu. 17 Ağustos bugün ve bugün neyi işaret ettiğini gördük. Bu mükemmel şarkıyı işaret ediyorum. Şarkıda Brawl Talk'u tarihine. 3 gün sonra Brawl Talk geliyor. Çok mutluyum cidden arkadaşlar. Burada yine Vahşi Batı üçlüsü var. Shelly, Spike ve Colt. Ve arkadaşlar burada bir gizem var. Bakın şimdi bir dakika nerede o? Arkadaşlar buna çoğu kişi Albay Ruff'ın şeyindeki omzundaki şey diyor ama arkadaşlar Albay Ruff'ı temsil eden bu. Bu rozet. Yani bu kedi patisi. Acaba kite işaret olabilir mi? Kite işaret olma ihtimali yüksek. Acaba kite işaret olabilir mi diye de düşünmeden duramıyorum. Acaba kit gelecek mi? Hala kitin gelme ihtimali yüksek. Bunu da buradan göstereyim ve arkadaşlar şimdi sezon teorilerime geçelim. Arkadaşlar eğer bakın eğer ara bir güncelleme gelmeyecekse Cadılar Bayramı 30 Ekim'e denk geliyor arkadaşlar. 30 Ekim Cadılar Bayramı ve bizim bu başlayacak sezonumuz 7 Kasım'da bitiyor. Yani Cadılar Bayramı'nı geçmiş olacağız. Eğer bu ara güncelleme gelmeyecekse bu gelecek Brawl Talk'tan sonra yani 3 gün sonra bir Brawl Talk'umuz gelecek ya. O Brawl Talk'dan sonra bir ara Brawl Talk. Yani bir ay sonra bir Brawl Talk gelmeyecekse eğer bu Brawl Talk'ta Cadılar Bayramı konsepti olabilir arkadaşlar. Ama eğer ara Brawl Talk gelmeyecekse eğer bir ay sonra görüşürüz yani ara Brawl Talk gelecekse ara Brawl Talk Cadılar Bayramı Brawl Talk olacak. Ama Cadılar Bayramı Brawl Talk kesin bir tane Brawl Talk'ta olacak.
Ama hangisinde o dediğim gibi bu Brawl Talk'ta söyleyecekleri şeye bağlı. Bir ay sonra görüşürüz diyecekler. Yani bir ara güncelleme. Brawl Pass dışında bir güncelleme olacaksa eğer o Brawl Pass dışındaki güncellemede Cadılar Bayramı teması gelecektir. Geçen sene öyle olmuştu mesela. Brawl Pass dışında bir güncelleme gelmişti. Amber gelmişti. 5. efsanevi kalkemiz ve Cadılar Bayramı teması vardı yine. Hatta Frank Zabani bu olmuştu. Ryan zombi bu olmuştu. Danny de Cadılar Bayramı rosa kostümü giymişti. Yine bir Cadılar Bayramı güncellemesi. Yani bir Cadılar Bayramı'na özel has bir tema ve yeni hayalet modu yine Cadılar Bayramı'na özel. Biliyorsunuz hayalet modu var. Birine vurmadıkça canımızın düştüğü, birine vurduğumuz zaman canımızın arttığı bir mod. O modda yine Cadılar Bayramı'na özel mutlaka gelecektir. Ama dediğim gibi ne zaman o bu Brawl Talk'ta söyleyecekleri tarih bağlı. Eğer bir ara güncelleme gelecekse yani bundan bir ay sonra o ara güncellemede gelir. Çünkü ara güncelleme Ekim'de gelmiş olur. Ekim'de de daha Cadılar Bayramı olmamış olur. Çünkü Ekim'in sonunda 31 Ekim'de Cadılar Bayramı. Ama eğer bir ara güncelleme gelmeyecekse bu sezonumuz 7 Kasım'da bitiyor. Yani Cadılar Bayramı'ndan sonra bitiyor bu sezonumuz. Eğer Brawl Pass dışında bir güncelleme gelmeyecekse bu 8. sezon güncellemesinden direkt 9'a geçeceksek, 2 ay sonra bir güncelleme gelecekse bu güncellemede bir Cadılar Bayramı olabilir. Bir Cadılar Bayramı teması olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. İkinci ihtimalimiz de arkadaşlar Orta Çağ sezonu. Hem Orta Çağ sezonu hem Cadılar Bayramı sezonu da olabilir bu Hem Orta Çağ sezonu hem Cadılar Bayramı teması da olabilir. Çünkü Cadılar Bayramı teması her zaman geliyor. O bir gelenek artık. Çünkü Cadılar Bayramı biliyorsunuz çok eğlenceli bir bayram yani. Ona has her sene bir tema geliyor. Yani illa Cadılar Bayramı sezonu olmayabilir ama Mortis'in Morgu tabii teorimiz de hala var. Cadılar Bayramı'na özel bir sezon görecekse Mortis'in Morgu olabilir ama yani başka bir sezon gibi mesela İkinci teorimiz olan ve herkesin en büyük teorisi olan kraliyet sezonu yani orta çağ sezonu gelirse de yine Cadılar Bayramı teması arada gelebilir. Ara güncelleme olmazsa bu güncellemeye sıkıştırabilirler o Cadılar Bayramı'nda. Ama arkadaşlar en büyük teorilerimizden bir tanesi kale sezonu arkadaşlar. Bakın çoğu detayda kale var. Bu Mortis'in tanıtıldığında var. Onun dışında bu Kokoraza'nın tanıtıldığı fotoğrafta da kale detayı var. Ve bakın şurada bu şurada da bakın neredeydi o? Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kale detayı yine bizi karşılıyor. Böyle yeni Marvel'ın yeni çıkacak filmini Brawl Stars'a uyarlamışlar arkadaşlar. Ve böyle bir fotoğraf yapmıştı Brawl Stars. Yine efsane bir fotoğraftı gerçekten. Bakın ne diyor? What if? Marvel'ın yeni filmi What if'i Brawl Stars'a ayarlamış. El Primo robot olsaydı, Colt kız olsaydı, Dynamite genç olsaydı falan diyor. Ve burada da yine bir kale detayı bizi karşılıyor. Kale yeni gelecek kostümü bir de Gladiator. Colette Gladiator eski bir zaman işareti arkadaşlar. Yani Colette biliyorsunuz Colette zaman makinesi buldu ve zaman makinesiyle Colette'e yeni bir kostüm gelecek arkadaşlar. Zaman makinesi geriye gitti. Yani gladyatörler zamanla gitti. Gladyatör eskiye işaret eden bir şey arkadaşlar. Bu yüzden gladyatör Colette'e bu teorimi destekliyor. O antik çağ yani kraliyet çağı şeyini. En eski çağ yani en eski çağa gidebiliriz. Yine bu teorimi destekleyenlerden biri de dediğim gibi Gladiator Colette kostümü. Gladiator Colette kostümü oyuna eklenecek bildiğiniz gibi hangi güncellemede ekleneceği belirlidir. Yani bu kraliyet sezonu bir sonraki sezonda da gelebilir. 9. sezonda da 10. sezonda da gelebilir ama 8. sezonda da gelme ihtimali bu önümüzdeki 8. sezonda da gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bir kraliyet sezonunun veya antik çağ sezonunun dediğim gibi gelme ihtimali fazlasıyla yüksek arkadaşlar. Bir antik çağ sezonu gelebilir yani haberiniz olsun. Bu fotoğrafta da Penny arkadaşlar şunun haberini vereyim. Penny, Jesse, robotlar ve Anka Krov remodel olacak arkadaşlar. Bakın Penny, Jesse, oyunun içindeki robotlar ve Anka Krov. Anka Krov biliyorsunuz Krov'un en güzel kostümü bence. Oyundaki de en iyi 5 kostüm arasındadır yani. Bu arkadaşlar bu 4 şey remodel olacak. 2 tane karakterimiz remodel olacak. Jesse ve Penny. Frank bunu açıkladı arkadaşlar. Jesse'ye, Penny'ye, robotlara yani oyunun içindeki kuşatmadaki falan robotlara. Robot işgalinde falan biliyorsunuz robotlar var. Ondaki robotlara bir de Anka Krov'a bu 4 şey remodel gecikledi arkadaşlar. Ve Jesse ve Penny burada gördüğünüz gibi ön planda. Jesse ve Penny zaten biliyorsunuz kardeş arkadaşlar. Brawl Stars'ın da en iyi oyun Brawl Stars. Ama ben bunu sadece canım annemi seviyorum. İlk bahsin canım annem. Canım annem.
biliyorsunuz arkadaşlar burada Jesse ve Penny kardeşler var ama Jesse ve Penny ön planda, yani Jesse'ye ve Penny'ye remodel gelecek zaten, o bir kesin. Ama bu güncellemede mi gelecek, bu güncellemede gelebilir yani, nereden kesin? Çünkü Frank dedi arkadaşlar, Frank dedi ki Jesse'ye, Penny'ye, oyunun içindeki robotlara, bir de Anka Krov'a remodel gelecek dedi arkadaşlar, Anka Krov kostümüne. Ve Jesse Penny burada ön planda bu fotoğrafta, gördüğünüz gibi arka tarafta da Junker family var, yine Pam ve Nani'nin fotoğraflarının olması normal arkadaşlar, çünkü burası Pam, Nani ve Jesse ailesinin garajı, yani Junker family'nin. Burada dediğim gibi papatya gibi bir Star Fox sembolü var. Burada da yine bir takvim var. Bu takvim de ilginç bir şey işaretli. Ama arkadaşlar zaten bu fotoğraflar bir seri olarak. Bakın bu 7. serisi mesela bu fotoğrafların. 6. serisi de mesela şuydu. Bir dakika göstereyim onu da. Bu fotoğraflar zaten seri halinde. Bakın bu 6.'ydı. Yani bu fotoğraflar seri halinde geliyor zaten arkadaşlar. 7. seste de öyle güzel bir fotoğraf gelmişti. Jesse ve Penny'ye remodel gelecek. Bunu Frank zaten açıkladı ama bu güncellemede de gelecek. Bu güncellemede gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Jesse ve Penny'ye remodel. Bunu da bir kenara yazayım. Ve son bir teorim var. Arkadaşlar Star Park'a, biliyorsunuz Star Park dünyanın en büyük gizemi, Star Park ve VKBR ile dünyanın en büyük gizemine, Star Park'a geri dönebiliriz arkadaşlar. Çünkü çok Star Park detayı var. Bakın bunu nereden şey yaptım? Bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Bir yaz temasında dinozorların yazı adlı bir temamız vardı. Hem dinozorlar hem de yaz. Dinozorlu yaz. Yani bildiğimiz bir yaz teması. Bu yaz temasında neden Star Park'ın patronu olan bir karakter geldi? Bu bir tesadüf değil. Brawl Stars'ın gizemlerinden hiçbiri tesadüf değil. Çünkü Brawl Stars'ımız en iyi oyun ve arkadaşlar her şeye bir gizem sıkıştırıyor. Neden normal bir yaz sezonunda dinozorlu yaz attı? Dinozorlarımızın yazı oluşturdu. Yani dinozorlu bir yaz geçirdiğimiz bu yaz sezonunda neden Star Park'ın patronu olan bir karakter Griff geldi? Burada da yine görüyorsunuz Dead Shop diyor. Yani ölü dükkan diyor arkadaşlar. Ölmüş dükkan diyor. Star Park mı battı acaba? Star Park'ın batma olasılığı da çok yüksek. Ve arkadaşlar ben bir teorimi daha söylüyorum. Bence arkadaşlar Griff yatırımcı abi. Yatırımcı abi arkadaşlar Griff, biliyorsunuz Star Park videosunda bir yatırımcı abi vardı. Yaşlı, işte parayı sevmiyor musun? Bir de paradan bahsediyordu ve sonra yaşlanıyordu. VKBL'e ışınlanıyordu falan. Kötü bir abiydi ama hatta Bali eline onun şey dökmüştü. İçki dökmüştü o adamın eline. Bence o yatırımcı abi Griff arkadaşlar. Zaten Griff insan diyor herkes. Griff insan olma ihtimali de çok yüksek. Çünkü boynu gözüküyor arkadaşlar. Bu bence bir maskot kafası giymiş ama yatırımcı abi dediğim gibi arkadaşlar. Yatırımcı abi Star Park'ı batırmış. Burada da görebiliyoruz. Bu ne demek arkadaşlar, böyle aşağı doğru kötüye gidiyor demek. Yani Star Park dükkanı kötüye gidiyor ve burada da ölmüş dükkan diyor. Yani Star Park'ı batırmış olabilir bu Griff. Dediğim gibi bu yaz sezonunda Star Park'la ilgili bir karakterin gelmesi tesadüf değil. Ve arkadaşlar görüyorsunuz bu fotoğrafta da Spike için bir ses, Mr. P için düzgün bir çalışanlar, yoksa sadece Morty için güzel bir şapka mı? En sevdiğim brawler için 3 dilek hakkında olsa ne isterdim? Benim en sevdiğim karakter Leon. Leon'un değişik bir lollipop almasını isterdim. Arkada da gördüğünüz gibi Star Park var ve Star Park kapalı. Yani arkadaşlar Star Park yenileniyor. Bunu doğrulayan bir fotoğraf daha var. Bakın bu birinci fotoğraf. Star Park şu an yenileniyor bu fotoğrafta da. Ve bunu doğrulayan bir fotoğraf daha var arkadaşlar. O da bu fotoğraf. Burada Colette tadilat yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duvarları boyuyor. Ve burada yine arkada Spark peluşu, Star Park oyuncakları sattıkları yerler kapatılmış. Star Park yenileniyor arkadaşlar. Burada Griff ve Edgar'ın da telaşını görebiliyoruz. Ama Colette arkada tadilat yapıyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ve bir fotoğraf daha var bu teorimi destekleyen. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu fotoğrafta arkadaşlar burada robotlar inşaat yapıyor. Robotlar neyi inşaat ediyor? Burada bakın ne diyor mesela burada da. Emz için güneş kremi, ölümsüz ciddi için mükemmel. Yaz mevsiminin olmazsa olmazsa hangi brawler'ın ürünleri? Hatta Edgar burada yazın bile atkı takıyor, terlemiş yani. Ama neyse onu bırakayım şimdi. Buradaki en büyük gizem robotlar bir şeyi inşaat ediyor arkadaşlar. Dünyanın en büyük gizemi Star Park ve robotlar burada bir şey yeniliyor, inşaat ediyor. Neyi inşaat ediyorlar? Bence dediğim gibi arkadaşlar Star Park'ı. Star Park yenileniyor ve yeniden bir ikinci bir Star Park kısa videosu bu Brawl Talk'umuzda 3 gün sonra olacak. Brawl Talk'umuzda izleyebiliriz arkadaşlar. Ve dediğim gibi antik çağ sezonu birinci teorimiz, yani eski çağ sezonu gelebilir, kraliyet sezonu ve bir de kraliyet sezonu da destekleyen son bir detay daha var. Onu da göstereyim, sonra videomu biteceğim. 20 dakikalık dolu dolu bir gizem videosu oldu. Bakın burada arkadaşlar Burger Lou'nun tanıtıldığı fotoğrafta, bakın açıklaması da çok komik. Ve unutmayın, gerçekten gerekmedikçe asla birinin yüzüne patates kızartması atmayın. Burger Lou'ya merhaba deyin. Benim yüzüme patates kızartması adına hadi arkadaşlar. Burger Lou biliyorsunuz patates kızartması atıyor ve Burger Lou'nun
bu güzel tatlı kostümümüzün tanıtıldığı fotoğrafta biliyorsunuz her kostümümüz geldiğinde o kostümümüz tanıtılıyor. Yeni gelen kostümlerimiz bir adet fotoğrafla tanıtılıyor. Ve Burger Loo'nun tanıtıldığı fotoğrafta arkada Brawl Royale yazıyor arkadaşlar. Parayı koy ve başlat. Poco Loco yazıyor üstünde de Brawl Royale. Yani Royal bildiğiniz gibi Clash Royale'den de biliyorsunuz kraliyetlere işaretler. Yani kraliyetleri işaret eden bir sözcük Royal. Dediğim gibi kraliyet ve antik çağ sezonu birinci teorimiz. İkinci teorimiz Star Park'a geri dönebiliriz. Ve dediğim gibi arkadaşlar ara bir güncel olmayacaktı. Yani yine 2 ay sonra görüşeceksek bu Brawl Talk'tan sonra Cadılar Bayramı teması da mutlaka gelecek diye düşünüyorum. Çünkü 31 Ekim Cadılar Bayramı'na geliyor. Bizim bu gelecek olan 8. sezonumuz 7 Kasım'da bitiyor. Yani Cadılar Bayramı'nın geçmiş oluyor. O yüzden eğer bir ay sonra bir Brawl Pass dışı bir güncelleme gelmeyecekse bu güncelmede Cadılar Bayramı teması da izleyebiliriz. Efsane bir gizem detay teori videosu oldu arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Brawl Talk'a 3 gün kaldı. Çok mutluyum. Şöyle çıkarmamak için. İşte bu be. Tişörtüm çıkandı şu an arkadaşlar. Yes. Brawl Talk. 3 gün kaldı. Brawl Talk'a 3 gün kaldı. Çok mutluyum arkadaşlar. Neyse video çok uzun oldu. 21 dakikalık bir güzel videosu. Doya doya izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Brawl Talk tarihi kesinleşti. 21 Ağustos Cumartesi günü. Dünyanın en heyecanlı anı Brawl Talk anları. Ve 3 haftadır bu kadar mutlu olmamıştım. Çok mutluyum. Yes. İstanbul'u yıktım. Bay bay. Bir haftadır İstanbul'u yıkıyorum. Brawl Talk geldiğinde sokağa çıkıp çıldıracağım. İstanbul'u yıktım. Bay bay.